haber sevgili asistanım? Kısaca Sebastian diyebilirsin ablacığım. Asistan değilim, ağır işçiyim çünkü. İstediğim her şey tamamsa azat ediyorum seni. Hadi bay. Dur dur. 2004'ün bilançolarını da çıkardın mı? Evet. En alttaki dosya Bahar Hanım. Berk? Yine ne var abla, yine ne var? Kızma canım, okula mı diye soracaktım. Hayır, Tuğçe geliyor. Temelli mi? Umarım öyledir. Ha, Batur Bey, Bahar ben. Tuğçe dönüyormuş, Paris'te ters giden bir şey mi var? Hoş geldin bebeğim. Muhteşemdi. İnsan bulutlarının üstündeyim sanıyor. Tabii biraz kısa sürdü bir elbise olunca. Niye, ne oldu? Ya bilmiyorum ki ben. Her manken en az 10 kıyafet giyerken ben sadece bir tane giydim. Ama daha çok yenisin aşkım benim. Normal yani. Benim hırslı sevgilim. Aynı manken kadrosunun 3 gün sonra yeni bir defilesi var. Bana da sanki çok yorulmuşum gibi sen dinlen dediler. Bu da mı normal yani Berk? Değil tabii de. Karar vermek için erken bence bir tanem. Ya bilmiyorum, Batur Bey'le görüşeceğim. Bir tuhaflık var ama ben anlamıyorum. Tabii anlamazsın. Çünkü onlar Fransızca konuşuyorlar. Özür dilerim hayatım. Trafik işte. Tuğçe, ne oldu? Niye ağlıyorsun hayatım? Kötü bir şey mi? Anlatmayacak mısın? Ya bugün Batur Bey'in asistanı vardı. Yakın sayılırız, devrim. Onunla görüştüm. Dediğim gibi biri bana tuzak kurmuş. Ne tuzağı aşkım? Biri benim Paris işimi organize etmiş. Nasıl yani? Ya hepsi bir oyun, anlasana Berk. Hadi canım. Milletin işi gücü yok da sana tuzak mı kuracak? Hem de bir sürü ajansı da işin içine katarak. Evet, aynen öyle işte. Ama bu çok saçma. Bilmiyorum ama devrim öğrenecek ve bana bildirecek. Öğrenince bana da söyle de, insanın hayalleriyle oynamak ne demekmiş göstereceğim ben onu.